Ayda bir kere, haftada bir gelip yerin üstünde uyuyacaksın birazcık. Hissetmek için ne olduğunu, nasıl mübarek olan kişiler nasıl hayatlarını yaşadılar, eshab-ı kiram. Biz kendimiz onlarla kıyaslıyor muyuz? Hayır. Onların sahip olduklarına göre bizim hala lüksümüz var. Ama hiç olmazsa buraya geliyorsun, rahatlığınızı, konforunuzu, alıştığınız şeyleri bırakıyorsunuz. Allah rızası için bir şeyler yapayım diye geliyorsun buraya. Biraz rahatsızlık çekeyim. Bunu gözünüzden kaçırmayın. Buna karşı kör olmayın. Nefsinizin sizi kandırmasına izin vermeyin. Eğer isterseniz daha yüksek bir anlayış istiyorsan, daha yüksek ilim istiyorsan bazı şeylerden fedakarlık etmelisin. Öyle değil mi? Bir doktor olmak istiyorsun. Avukat olmak istiyorsun. Şirketinin patronu olmak istiyorsun. Kendi işini, ticaretini yapmak istiyorsun. Size dünyadan konuşuyorum. Basit seviyede. Buna ulaşabilmek için zannediyor musun ki bütün o lüks ve zamana sahip olacaksın? İstediğin her şeye. İstediğin zaman uyanacaksın. İstediğin zaman uykuya dalacaksın. İstediğin vakit yemek yiyeceksin. İstediğin vakit arkadaşlarınla beraber olacaksın. İstediğin o dereceyi alabilmek için, avukat olabilmek için, o doktorluk beraatını alabilmek için bu lüksün var mı? Hayır. Bu rahatsızlık verici bir şey, öyle değil mi? Evet. Rahatsızlık verici. Biliyor musun, işte o yüzden hoş geldin tarikata. Tarikata geldiğinde ve çok rahat hissediyorsun. Çok lüks, her şey güzel, herkes hoşuna gidiyor. Bu bizim cemaatimizde böyle değil. Bizim cemaatimizde de gelebilirsiniz. Ama şimdi bu mantık yürütmüyor bu. Eshab-ı kiramın her çeşit rahatlığı ve lüksü yoktu. Peygamber Efendimizin arkadaşları ünvanını kazanabilmeleri için. Peygamberlerden sonra gelen insanlara verilen en yüksek ünvan oydu. Evliyalar bile sahabilerin derecesine ulaşamaz. Nefsinizin sizi kandırmasına izin vermeyin. Demeyin ki ben çok güzel olacağını düşünüyordum. Tıpkı ben buraya ilk geldiğim zamanki gibi. Bir balayı zamanı gibi. Daha sonra balayı vakti bittiğinde ne oldu dersin? Niçin böyle yaşayamıyorum? Her zaman niye böyle olamıyorum? Şimdi çalışmak zorunda mıyım ilişkilerim için? Şimdi balayı vakti bitti. Şimdi geçinmek zorunda mıyım? Yetişkin mi olmalıyım şimdi? Anlamalıyım. Nefsimin üzerine mi basmalıyım şimdi? Eğer bencil fikirlere kalırsak, dersen ki hayır bu sevgi değil artık dersin, boşanırsın. Balayında geçirdiklerinden daha bir zaman geçirip tamamen kendilerini adamazlar bu evliliğe. Teslim olmuyorlar. Beyat almak da böyledir. Kendini adamaktır, inanmaktır. İnanmak kendini tamamen teslim etmektir. Anlayın, bu dünya bir cennet değil. Bu dünyayı bir cennete çevirmeyin. Bu dünyayı bir cennete çevirmeye çalışırsan her tür hastalık, felaket, karanlık, her tür karanlık size gelir. Özellikle gerçeği arayan biriyse. Çünkü önündeki o gerçek, büyük gerçeği inkar ediyorsun.
ki o şudur ki bu dünya bir cennet değil. Bunu inkar ediyorsun. Bu dünya müminlere göre bu dünya bir ceza yeridir. Çünkü biz ayrıldık. Kimden ayrıldık? Allah'tan ayrıldık. Peygamberimizden ayrıyız. Kendi gerçeğimizden ayrıldık. Bizim kendi gerçeğimiz burada değil. Elhamdülillah. Bizim cemaatimizde biz bunu anlıyoruz. Çünkü biz şeyhimizden şu an ayrıyız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki dünya mümin kişi için o bir hapishanedir. Ama kafirler için o bir cennettir orası. Şimdi bunu görmeye çalışın. Hangisidir? Ben demiyorum ki size bu dünyayı bir çok korkunç bir yer yapalım. Hayır. İslam'da bir denge vardır. Her şey tamamlanmıştır. Anlamalıyız bu dünya bir cennet değil. Anlamalıyız ki bu dünya bir hapishanedir. O insanlar ki o en çok depresyonda olduğunu düşünen insanlar, onlar en mutlu insanlardır. Çünkü onlar bu dünyadayken cennetin tadına varmışlar. Onlar ki Allah'ın evliyası, onlarla beraber olduğunuzda o tada siz de varırsınız. Bir hissetme gelir size de. Belki 100 mil ötede bile otursak bu dağların tepesine koşardık. Sadece biraz oturup her şeyi unutmak için. Çünkü onlardır ki onlar Allah'a bağlantıları var. Cennete bağlantıları var onlar. Onlarla beraber oturduğunda hafiflersin. Tatmin gelir sana. Rahatlama gelir. Namaz kılarsın, zikrini yaparsın istediğin kadar. Ama bilirsin ki o tamamen farklı bir şey. Ne kadar evde amel edersen et, şeyhin huzurunda yaptığın kadar o kıymeti alamazsın. Onun yüzüne bakarsın ve dersin ki herkesin yükünü alıyor bizden. O kadar karanlıkla gelirsin, içindeki karanlıkla. Onun huzuruna oturduğunda huzur gelir kalbine, ışık gelir. Bu dünyada ışık bulmaya çalış. Sadece geçicidir o ve daha çok karanlık gelir size. Çünkü ışığı bulduğun yer, huzuru bulduğun yer ki onun kaynağı onların yoktur huzuru. Çünkü onlar Allah ve peygamberinden almıyorlar onu. Onlar onu şeytan ve şeytan insanlardan alıyorlar. Eğer Allah için demek için koşturuyorsan onlar sana diyecekler ki dünya diye koştururlar. Koşturursun o zaman. Nefsim diye koşturursun. Şeytanın değerlerini tekrarlayarak koşturursun. Çünkü şeyh olmayanın şeyhi şeytandır. Manası herkesin, inansan da inanmasan da herkes bir rehberi takip ediyor. Herkes bir rehberi takip ediyor. Diyorsun ki ben bir şeyi takip etmiyorum. Ama hala bir rehberi takip ediyorsun. Sadece Allah'ın evliyasını takip etmiyorsun. Ama senin rehberin şu anda belki o şeytan kutusu televizyondur. O televizyon ne diyorsa sana, evet diyorsun, evet efendim, inanıyorum %100. Ya da senin rehberin gazetelerdir. Onlara inanırsın, basına inanırsın, magazinlere, kitaplara. Ya da başka rol model, örnek kişilere inanırsın, film artistlerine, şarkıcılara. Ama her zaman birisini rehber alıyorsun. Her kim derse ki ben hiç kimseyi kendime rehber almıyorum, o zaman kendini kandırıyorsun sen. Çünkü bu dünyaya sen bütün o ilimle gelmedin. Babanın ya da dedenin, büyük dedelerinin ilmiyle gelmedin. Onlarla bile gelmiş olsa sana öğretmeleri gerekirdi. Eğer o senin içinde olsa bile, içinde o, seni uyandırmadın onu. Bir işe yaramaz. Demek ki herkes bir rehberi takip ediyor. Rehberinizi doğru seçin. Ya Allah dostlarından bir rehber alacaksınız ya da şeytanın dostlarından birini alırsın. Allah dostlarını seçin. Ve Allah'ın dostları ki onlar size kendinizi anlamanızı öğretirler.
bu dünya içinde yaşadığımız bu dünyayı anlamamızı sağlarlar. Ve anlatırlar ki bize, gideceğimiz cenneti gösterirler bize. Ve yolculuğumuza başlayabiliriz onlarla. Allah dostları daima bizi anlamamızı sağlarlar. O perdeleri, önümüzdeki engelleri, hedefimize ulaşmamızı engelleyen o barikatları bize gösterirler. Sizin sırtınızı sıvazlamak için orada değiller. Çok güzel demezler. Bir yere ulaştın demezler. Bu dünyada da değil. Ahiret yolunda da değil. En yüksek üniversitelere bile gitseniz bu dünyada, oraya girdiğinde sizin sırtınızı sıvazlamazlar. Ah, en iyisi sensin demezler. Hayır derler. Şimdi buraya geldin. Bildiğin, daha önce bildiğin her şeyi unutacaksın şimdi. Biz sana yeni ilim öğreteceğiz. Her şeyi okulda öğrendin, işe gittin, çalıştın. İşe gittiğinde patronun sana bakacak, nereden mezun olacak? Harvard'dan. Sana gülecek, diyecek ki sen hiçbir şey bilmiyorsun. Çünkü bir iş tecrüben yok senin şu anda. Hangi iş olursa olsun, polis olsan, doktor olsan, eğer iş tecrüben yok senin. Şimdi alacaksın, işe alacaksın ve diyeceksin ki o kitap ilminden bu daha değişik dersin. Allah'ın evliyası sana kitap ilmi öğretmez. Eğer onlar bir şey derse ki bu kitaplardan kurtul derler. Şimdi kalbini aç derler. Şimdi Allah, biz sana o taze ve canlı ilmi öğreteceğiz. O bayatlamış kitap ilmini değil. O vakit işte imanın tadına varmaya başlayacaksın. O zaman anlayacaksın nedir o taze ve canlı, diri olan nedir, bayat olan nedir. Kitap okursun, tamamen farklıdır o. Kendi başına ibadet edersin, o tamamen farklıdır. Allah dostların huzurunda yaptığın ise tamamen farklıdır. O yüzden diyorlar ki onlar Allah dostları ki onlar bu dünyaya bakmıyorlar. Onlar tamamen yüzlerini ve kalplerini, kıblelerini Allah'a çevirmişler. Onlara baktığınızda işte onların neye baktığını görürsünüz. Anlıyor musun? O halde o tür rehberler bulmaya çalışın. Allah subhanahu teala buyuruyor ki Yüce Kur'an'da salihlerle olun diyor. Onlarla beraber olun. O demedi, onlardan biri olun demedi. Onlarla beraber olun dedi. Çünkü o anlıyor ki her ne kadar zayıfız biz. Sadece onlar huzurunda olmak bile pek çok fazla bizden kaldırılır, çok fazla şey kazanırız. O kadar çok anlarız ki. Öylesine çok rahmet gelir bize. Sadece yalnızca kalbinizi açarsanız ve boş bir bardakla gelirsen, dolu bardakla gelirsen hiçbir şey koyamazsın içine. Ta ki onu boşaltana kadar. Ondan sonra doldurabiliriz. O vakit işte ben o rehberi takip etmek istiyorum dersin. Rehber sana der ki çok güzel der. Boş kapla geldin. Boş bardakla şimdi doldurabilirim. Şimdi o himmete göre ve senin arzuna göre müridin, sadece ona göre de değil. O müridi Allah ne kadar koyduysa şeyh sana der ki o zaman şimdi bir yere ulaşmak için Allah'ın vazifesini yapmalısın. Bu hala bencilliktir, senin hurileri düşünmen, cennetteki makamları düşünmen. Seni onlar alabilirler ve derler ki şimdi bir yerde olmalısın. O vakit derler ki boş kapla gel oraya. Gerekli değil bu artık derler. Bu yeterli değil. Şimdi o bardağı almalıyız. Onu kırmalıyız şimdi. O zaman işte acıyı hissetmeye başlarsın biraz.
Şimdi hiçbir şey değil hala. Sonra şeytan gelir. Emin misinler? Senin ait olduğun tarikat bu mudur? İnsanlar der ki bu nedir der. Bu nasıl bir şey? Biz şimdi Allah Allah deyip böyle yükseklerde dolaşmamız lazım. Niye şimdi birdenbire çok rahatsız hissediyorsun? Baskı hissediyorsun? Yalnız hissediyorsun? Şimdi o temizlenme aşamasından geçiyorsun. O bardağı kırdılar. Kalbinin kırıldığını hissedersin. Kalbini kırmazsan eğer diyor Mevlana Rumi, ışık girmez diyor. Bardağını kırdığında sana derler ki biz sana yeni bir tane vereceğiz derler. Bir öncekinden çok daha iyisini. Zannediyor musun ki senin bardağın var? Dersin ki benim bardağımı temizleyeceğini zannediyordum. Hiçbir işe yaramaz o. Diyorsun ki ben Harvard okuluna gittim. Üniversiteye gittim. Onu yırt derler diploman. Hiçbir işe yaramaz. Sıfırdan başlayacaksın. İnsanlar anlamıyor. Dünya ilmine gelince anlıyorlar ama cennet ilmine gelince, ilahi ilme birdenbire orada akıllarına bir kısıntı geliyor. Belki hata yaptım demeye başlıyor insanlar. Ama işte o vakit inatçılığını o vakit kullanmaya başlarsın. Allah için onu kullanmaya başlarsın. Anlamıyorsun. Kimin umurunda anlamazsa kimin umurunda? Hiçbir zaman öğrenci öğretmenini anlayabilir mi her şeyi, öğrettiği her şeyi? Hayır. Sen şimdi hastaneye geliyorsun. Yenisin orada. Yeni bir doktorsun. Acemi doktorsun. Orada 20 yıldır çalışan doktor anlayabilir misin tam olarak? Hayır. Şimdi yeni geliyorsun buraya. Şeyhin yaptığı işleri hiçbir zaman anlayamazsın. Şeyh senin bardağını kırar, sana çok daha iyi yeni bir bardak verir. Yeni olursun. O vakit işte çalışmaya başlarsın, düşünmeye başlarsın. Sana bağlı bu da. İslam'da zorlama yok. Ayrılmak istiyorsan ayrıl. Diyebilirsin o vakit. Bu ne çeşit bir tarikat? İşte o yüzden Nakşibendi tarikat en yüksek tarikattır. Çünkü bizim hedefimiz Allah'ı kalbimize koymaktır. Onu nakşetmektir. İşlemektir. İçine işlemektir. Kalbine nakış etmektir. Ve Allah'a bir kul olmak o şekilde. Hiçbir şey beklememek. Bir şey beklememek karşılığında. Şeyh Mevlana Hazretleri buyuruyor ki şimdi o müridin seviyesine göre, beyat alan müridin derecesine göre, eğer bir şey yapıyorsan, namaz kılıyorsun ve umut ediyorsun, Allah'tan istiyorsun ki seni namazından sebep sana ödül vermesini, bu inanan kişinin yapabileceği en kötü şeydir bu. Çünkü onu yapıyorsun ve ondan bir ödül bekliyorsun. Ne yapıyorsun? Allah'la ticaret mi yapıyorsun? Bu insan, pek çok insanın bununla problemi var. Nasıl böyle konuşursun derler. Allah diyor ki işte derler. Evet. Allah tabii ki ödüllendirir ama Allah'a da pazarlık edemezsin. Ben şimdi namaz kıldım. Bana şimdi rahmetimi gönder diyemezsin. Biz niçin ibadet ediyoruz? Çünkü Allah ibadet edilmeye layıktır. Öyle değil mi? Biz namaz kılıyoruz çünkü Allah ibadet edilmeye layıktır. Biz Allah'la bir kontrat imzalamadık, demedik. Ben şimdi şehadet veriyorum ve her yaptığım namazda bana bunu vermek zorundasın. Yok böyle bir şey. Hiçbir kontrat imzalamadık. Demek ki o zaman şimdi teslimiyet derecesine göre okulun.
Ama bu özellikle Batı'da bunu anlayamazlar hiçbir zaman. Diyorlar ki bu kul olmak değil, bu kölelik derler. Gururun olmalı, eğilme diyorlar. Hazreti İbrahim İbni Ethem, onun bir hizmetçisi vardı. O hizmetçisini bir gün çağırdı ve hizmetçisine dedi ki, senin ismin ne dedi. O hizmetçi dedi ki, beni her ne isimle çağırırsa o benim ismim odur. O ona sordu, ne yersin dedi. Hizmetçi dedi ki, her ne verirsen bana onu yerim. Ne giyersin dedi. Her ne bana verirsen onu giyerim. Nerede uyursun dedi. Beni nereye koyarsan orada uyurum. İbrahim İbni Adem bunların hepsini işitti ve ağlamaya başladı. Dedi ki, ey İbrahim dedi kendine, bu kul sana daha çok gösteriyor. Senin Rabbine gösterdiğinden daha çok sevgi ve teslimiyet gösteriyor. Ve İbrahim İbni Adem ona söyledi ki, neyi arzularsın dedi. Ve hizmetkar ona dedi ki, bir hizmetkarın bir şeyi arzulamakla ne işi olabilir? Bugünün modern aklı bunu nasıl kabul edecek? Diyecekler ki, hayır diyecekler, kendine güvenin olmalı, kendine değer vermelisin. Bu ne çeşit bir? Evet, tasavvufun içine girdiğin zaman bu en alt seviyeden gel önce. Beyat almanın manası nedir? Şehadet, Allah'a şehadet getirmenin manası nedir? Allah'a kul olmak için geliyoruz ve kendimizi yoklayalım. Biz bunun yakınına gelebildik mi? Bunlar hikaye değil, bunlar gerçekten oldu. Bunu alın ve kendimizi yoklayın. Bugün. Ben bugün bir kul gibi davrandım mı? Şikayet ettim mi Rabbime bugün? Bir şey istediğimde onu elde edemediğimde, bir şey yemek isteyip de onu alamadığımda, bir şey giymek isteyip de bir şeyi arzuladığımda bana verilmediğinde, o vakit işte kimsenin size söylemesine gerek yok. Kendi kendinize kendinizi iyileştireceksiniz. Kendini yargılıyorsun. Ve sen bir dergaha geldiğinde bu seni doğru yoluna koyar. Bunu istiyorum, onu arzuluyorum diyorsun. O yüzden dergahta o alışılmadık şeyler olabilir. Oturuyorsun, yemek yemek istiyorsun. Diyelim Türk yemeğine alışkın değilsin. Pakistan yemeği istiyorsun. Her zaman onu yemek istiyorsun. Sana Türk yemeği veriyorlar. Diyemezsin, bu nedir? Önündeki neyse onu yemelisin. Ben soğan yemek istemiyorum dersin. Yemelisin. Yoğurt yemek istemiyorum. Önündeyse yiyeceksin. Bunlar senin imtihanındır, eğitimindir. Ya da sana Pakistan yemeği veriyorlar acı. Sen sadece güzel Türk yemeklerine alışmışsın. Ya da Çerkez yemeklerine. Ne gelirse ne yiyeceksin. Bitireceksin. Ekmeği alacaksın, temizleyeceksin, sıvazlayacaksın. Ondan şifa gelir. Oradan bir şifa gelir sana. O yemeği yemek de nefsinin üzerine basıyorsun. Şimdi sen yemek yerken ibadet ediyorsun o zaman. Çünkü nefsin üzerine her bastığın zaman o bir ibadettir. O ibadet etmektir. O basit bir şey gibi görünebilir ama öyle değil. Eğer o kadar basit olsaydı
Niçin nefsin sana hayır diyor? Çok rahatsızlık çekiyor nefis. Ama yavaş yavaş buna alışırsın ve öyle bir duruma gelirsin ki dersin o zaman. Tıpkı bir hizmetkarın dediği gibi, ben bir hizmetkarım, ben bir kulum dersin. Kendine bunu de, her gün bunu de. Ben sadece bir kulum. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ben sadece bir kulum dersin. Elhamdülillah, şükür ya Rabbi dersin. İmanın o zaman yükselmeye başlar. Kalbinde daha çok sevgi bulursun. Ve Allah oraya baktığında mutlu olur. Çünkü der ki Allah, bu kulum mutlu. Bu kulum kabul ediyor. Her önün önüne her ne koyuyorsam kabul ediyor. Şikayet etmiyor. Benimle mutludur diyor. Şimdi diyorum ki diyor Rabbimiz, sen benimle mutluysan ben de senden mutluyum. Anlayın bunu. Eğer Allah'la biz hoşnutsak Allah da bizden hoşnut olur. Ve biz Allah'ın sevdiği şeyleri seversek Allah da bizi sever. Eğer biz Allah'ın sevgi duymadığı şeyler biz de sevmezsek Allah da bizi sever. İnşallah Rahman, biz burada bir şeyler öğrenmek için buradayız. Ve kendimizi daha iyi kulluk haline getirmek için buradayız. Şikayet etmek için değil. O vakit işte bir kul olursun inşallah. Emin Allah'a tevfik. Allah beni bağışlasın. Hepinize rahmet eylesin. Allah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rahmet eylesin. Büyük şeyimize ve şeyhimize. Ve bize daha çok yardımını göndersin inşallah. Bizler aciz olanlarız. Bizler aciziz. Ve bizler kirliyiz. Allah bizi güçlü kılsın. İmanımızı inşallah. Peygamber Efendimiz'in hürmetine. El-Fatiha.